AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızın değerli mensupları, sevgili gençler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, tabii ben kartonunda ne yazıyor, yazmıyor şu anda buradan göremiyorum, kusura bakmayın. Onları gönderirsiniz. Aklıyorsunuz, anlıyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızda bugün en geniş anlamda geleceğe yönelik, özellikle de 2014 yerel seçimlerine yönelik bugün adeta bir farklı süreci, bir farklı heyecanı başlatıyoruz. Bu toplantımızın İstanbul'a, İstanbullu tüm hemşehrilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bugün bir İstanbul İl Teşkilatımızın tüm mensuplarına, İl başkanımıza ve il yönetimine, ilçe başkan ve yöneticilerine, büyükşehir, ilçe belediye başkanlarımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimize, İstanbul Kadın Kolları Başkanlığımıza, İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığımıza, mahalle temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize yürekten şükranlarımı ifade ediyorum. Bu toplantı vesilesiyle AK Parti teşkilatı çatısı altında İstanbul'umuza hizmet vermiş, ebediyete irtihal etmiş tüm kardeşlerimizi de hayırla yad ediyor, Allah'tan hepsine rahmet temenni ediyorum. Sevgili kardeşlerim, İstanbul bizim için, AK Parti hareketinin, AK Parti davasının piştiği, olgunlaştığı, serpildiği ve meyveye durduğu bir şehirdir. İstanbul nasıl ki kökleri Selçuklu'da ve Osmanlı'da olan bir ulu çınarsa, AK Parti de işte bu ulu çınardan gıdasını alan, İstanbul'dan ruhunu, özünü tevarüs etmiş bir harekettir. 30 Eylül'de Ankara'da büyük kongremizde ifade ettim. AK Parti 14 Ağustos 2001'de ete kemiğe bürünmüştür. Ama kökleri yüzyıllar öncesine, bu toprakların kadim tarihine ve kadim medeniyetine uzanan bir partidir. Bu kadim medeniyet ve tarih içinde hiç şüphesiz İstanbul bir semboldür. Bizim medeniyetimizin ve tarihimizin adeta canlı bir aynasıdır. İstanbul her zerresiyle Anadolu'dur, her zerresiyle Trakya'dır. İstanbul her karışıyla Türkiye'nin ta kendisidir. İstanbul havasıyla, ruhuyla, sesiyle, nefesiyle Orta Doğu'nun, Kafkasya'nın, Balkanların, Asya, Afrika, Avrupa'nın adeta kalbidir. İstanbul aşktır. İstanbul sevdadır. İstanbul hoşgörüdür, sabırdır, tahammüldür. Hani şair diyor ya, İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar? Mesele budur.
İşte bize Anadolu aşkını, Trakya aşkını, Türkiye aşkını aşılayan bizzat İstanbul'dur. Bize, bu millete hizmetkar olma, bu milletin, bu ülkenin her karışına, bu milletin her bir ferdine hizmet etme sevdasını aşılayan bizzat İstanbul'dur. İşte bu şehirdir. İstanbul'dan aldığımız ilham ve edindiğimiz tecrübeyle Türkiye'ye, aziz milletimize çok büyük hizmetler kazandırdık. İnşallah İstanbul arkamızda durduğu sürece, bu ulu şehir dualarıyla, ezanlarıyla, cıvıl cıvıl sokakları, hayat dolu insanlarıyla bize destek verdiği sürece Türkiye'ye ve Türkiye toplumuna hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İstanbul, İstanbul bir deniz feneri gibi bizlere yol gösterecek, yön gösterecek ve biz o yönde, o istikamette yürüyerek Allah'ın izniyle Selçuklu ihtişamını, Osmanlı kudretini Türkiye Cumhuriyeti bayrağı olarak en yüksek burçlara hep birlikte dikeceğiz. Şunu dünya üzerindeki herkes bilsin ki bu ülke ve bu millet tarihte nasıl medeniyetlere istikamet çizdiyse bugün de yarın da tarihi şekillendirecek, tarihe istikamet çizecek güç ve kudrete fazlasıyla sahiptir. Biz 76 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak başı öne eğilecek bir millet asla değiliz. Biz iradesi teslim alınacak, özgürlüğüne ipotek konulacak, istikameti başkaları tarafından belirlenecek bir millet asla ve asla değiliz. Biz her ülkeyle dostane ilişki içinde olmaya, her kurumla samimi işbirliği geliştirmeye büyük özen gösteririz. Ancak hiç kimsenin, hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun, hiçbir örgütün üzerimizde ahkam kesmesine, irademize yön vermesine asla müsaade etmeyiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye büyük bir millettir. Türkiye'nin çıkarı neredeyse biz oraya gideriz. Menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde işbirlikleri ararız, ilişkileri geliştiririz. Ama Türkiye'yi asla tek taraflı etki altına alınacak, tek taraflı yönlendirilecek, üst perdeden hizaya çekilecek bir ülke olarak kimse görmesin. Biz alçak gönüllüyüz. Ama alçaklık kompleksiyle hareket etmeyiz. Türkiye'nin gururunu kıracak, milletimizin onurunu incitecek hiçbir harekete, söyleme, tutuma eyvallah etmeyiz. Sevgili gençler, Mehmet Akif'in şu dörtlüğünü özellikle aklınızdan hiç çıkarmayın. Asla dilinizden de düşürmeyin. Ne diyor Akif? Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum.
Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü siz Asım'ın neslisiniz. Biz Asım'ın nesliyle gurur duyuyoruz. Evet, sabrımız, tahammülümüz, hoşgörümüz, uysallığımız, yumuşak başlılığımız hiç kimse tarafından farklı anlaşılmasın, yanlış anlaşılmasın. Türkiye hiç kimsenin şamar oğlanı değildir. Türkiye hiç kimsenin üzerinde operasyona, ameliyata yöneleceği, yelteneceği bir ülke değildir. Türkiye iç işlerine karışılacak, dışarıdan yasama, yürütme, yargı sistemlerine burun sokulacak bir ülke hiç değildir. Şimdi burada şu hususunda altını kalın çizgilerle çizmek durumundayım. Türkiye dış politikada istikametini değiştiren bir ülke değildir. Ama Türkiye dış politikada kendisine istikamet çizilecek bir ülke de değildir. Biz millet olarak, ülke olarak kendi istikamet tercihimizi yapacak iradeye, güce, mümeyyizlik vasfına ziyadesiyle sahibiz. Türkiye tarihi Malazgirt'ten, hatta çok daha öncesinden, tabii mecrasından batıya doğru akan bir tarihtir. Ancak tarih ve istikbal batıya doğru akarken geldiğimiz yeri, köklerimizi, dost ve kardeşlerimizi unutmamızı, onlara sırt çevirmemizi kimse bizden beklemez. Ayrıca biz batıya doğru akan bir istikbal içinde kalıba sokulacak, zincire vurulacak, hele hele bir çocuk gibi avutulacak, oyalanacak bir ülke de değiliz. Türkiye bin yıllardır olduğu gibi bugün de, yarın da tabii mecrası içinde istikbali olan yürüyüşünü devam ettirecektir. Bu yürüyüşün, bu akışın önüne engel çıkarılırsa, bu yürüyüş oyalama suretiyle yavaşlatılmak istenirse, biz aynı istikamette ama farklı mecralarda yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürürüz. Sözlerimi bir eksen kayması, bir hedef sapması, bir istikamet değişimi olarak algılayan, böyle anlayan ya da anlamak isteyenler varsa onlar çok büyük bir yanılgının içindedirler. 10 yıl boyunca nasıl ki aziz milletimizin belirlediği istikamette kararlılıkla yürüdüysek, bundan sonra da yine milletimizin gösterdiği istikamette kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ancak bizim oyalanmaya tahammülümüz yoktur. Biz sudan bahanelerle, komik gerekçelerle kapıda bekletilecek bir ülke değiliz. Bakınız, Kömür Birliği, Demir Çelik Birliği 1958 yılında kuruluyor. Bak, ortada Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği, böyle bir şey yok.
Kömür Demir Çelik Birliği sene 1958'de kuruluyor. Ve Türkiye Temmuz 1959'da topluluğa üye olmak için başvuruda bulunuyor. Sene 1959. 1959'dan sonra 1963'te tabii ana muhalefetin genel başkanına ithaf olunur. Onun zihniyetinin o zamanki temsilcisi olan Sayın İnönü o zaman Avrupa Birliği ile alakalı ki o zaman tabii AET ona imzasını atıyor. Ve çok ilginçtir. O günden bugüne 1996 Gümrük Birliği'ne giriyoruz. Malum Tansu Hanım o zamanlar başbakan. Ve yine bu arada Helsinki zirvesinde Türkiye ile ilgili orada da yeni bir süreç başlıyor. Ve 54 yıldır Türkiye sevgili kardeşlerim oyalanıyor. Çıkıyorlar bize dedikleri şu. Kriterleri yerine getirmiyorsunuz. Kriterleri karşılamadığı halde birçok ülkeyi üye yapıyorsunuz. Ama iş Türkiye'ye gelince kriterleri karşılamıyorsunuz bahanesini öne sürüyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, tabii köşelerinden bizim bu yaklaşımlarımızı farklı şekilde hala değerlendirenler var. Onlara milletim zaten gerektiği şekilde gereken cevabı veriyor. Onun farkındayım. Ama bir gerçek var. Nedir o gerçek? Değerli kardeşlerim, bakınız biz göreve geldiğimizde AK Parti olarak o dönem yapılan her türlü liderler zirvesine Avrupa Birliği'nde katılıyorduk. Ve o zaman Fransa'nın tabii başında Chirac vardı. Almanya'nın başında da Schröder vardı. İtalya'da Berlusconi vardı. İspanya'da o zamanlar Aznar vardı. Birçok aklımda olanlar. Ve şu anda tabii bunların hiçbiri yok. Sarkozy geldi. Sarkozy liderler zirvesindeki yapıyı değiştirmeyi Merkel'e teklif etti. Merkel de bunu ve birlikte yeni bir yapılanmayla müktesebata ters ve Türkiye, Hırvatistan bizler liderler zirvesinden çıkarıldık. Davet edilmedik. Sadece biz davet edilmemekle kalmadı iş. Dışişleri bakanlarımızla bile yapılan görüşmeler artık eserse şöyle yoldan geçerken rastgele filan bu tür şeyler. İşi bu denli hafife aldılar. Ama bu arada o zaman 15 ülke Avrupa Birliği'nin üyesiydi. Değerli arkadaşlarım, 10 tane yeni ülke aldılar. Bunlardan tabii en çok hassas olanı Güney Kıbrıs yönetiminin Avrupa Birliği'ne dahil edilmesidir. Ve Avrupa Birliği'ne Güney Kıbrıs'ı almak istedikleri zaman bu gündeme geldiğinde Kuzey ile Güney'in birleştirilmesi noktasındaki çalışmada garantör ülke olmamız hasebiyle birlikte çalışma yaptık. Nasıl oldu? Bizim girişimimizde oldu. Nerede oldu? Davos'ta oldu. Davos'un benim dünyamda tabii iki hatırası var. Bunlardan birisi olumludur, birisi olumsuzdur. Olumlu olan Kofi Annan'a yaptığım tekliftir. Gel şu Kıbrıs sorununu çözelim. Sen bu işin başını çek. Bak biz her zaman Rumlardan bir adım önde olacağız. Bunu göreceksin dedim.
Ama dedi ben 3 kez dedi bu işi başaramadım. Tekrar başaramamak bana... Dedim biz her zaman bir adım önde olacağız. Ben size bu sözü veriyorum. O zaman bana bir hafta müsaade dedi. Ve hakikaten görüşmelerini yaptı. Tamam dedi. Yola çıkıyoruz dedi. Ve yola çıktık. Başarısız olduğumuz veyahut da bende olumsuz hatıra bırakan da Şimon Peres olayıdır. O da biliyorsunuz Mahmut olayı. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii Kofi Annan'la başlayan o süreçte, kısa geçeceğim, bizim için en önemli olan yer bizim İsviçre Burgenstock sürecidir. Ve orada 4 gün bir çalışma yaptık. Ve bu çalışmada o zamanlar başbakan konumunda olan Sayın Talat vardı. Ve yanında merhum Denktaş'ın oğlu vardı. Ve güneyden de o zaman güneyin başında olan Papadopoulos vardı. Toprağı bol olsun. O vardı. Ve böyle bir süreçte oradaki çalışmayı yaptık. Ve bu çalışmada son ana geldik. Bütün görüşmeler bitti. Ve son anda Kofi Annan, karşılıklı olarak bir aradayız. Yunanistan, Türkiye, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs. Abi de baktık Karamanlis söz istedi. Dedi ki bunu erteleyelim. Ben tabii şaşırdım. Döndü Annan. Sayın Başbakan ne diyorsunuz dedi. Ben size ne dedim Davos'ta dedim. Biz Rumlardan her zaman bir adım önde olacağız. Biz sözümüzden geri adım atamayız. Biz bir adım öndeyiz. Artık 4 gündür burada çalışıyoruz. Bu imzanın burada atılması gerekir dedik. Görüşmeleri yaptık mı? Siz bu işin içindesiniz. Bu işe nezaret ettiniz. Ve Avrupa Birliği o zaman Verheugen'la ona katıldı. O da onu izledi. Dolayısıyla burada artık geri adım atılmaz. Annan da dedi ki geri adım atamayız, imzaları atacağız. Ve orada imzalar atıldı. Fakat ilginç olan şey şu. Orada o imzalar atıldı ama ardından hemen bir hafta sonra referandum. Kıbrıs'ta referandum. Kuzey %60'la Annan planına evet diyor. Güney %71'le Annan planına hayır diyor. Daha ilginç olanı, Annan planına hayır diyen Güney Kıbrıs yönetimi Avrupa Birliği'ne alınıyor. Kuzey Kıbrıs cezalandırılıyor. Bunun da detayları var ayrıca, ayrı mesele. Yani serbest dolaşımdı, mali durumdaki verilmesi gereken desteklerdi filan, bunların hiçbiri tabii yapılmadı, yerine getirilmedi. Bu da Avrupa Birliği'nin o Annan planında söz verdiği halde yerine getirmediklerinden en önemlisidir. Bunu da yerine getirmemiştir. Fakat biz buna rağmen sabır çektik. E ne oldu? Bir defa Avrupa Birliği müktesebatına göre dünyada Kıbrıs diye bir devlet yoktur. Niye yoktur? Bir defa şu anda Kıbrıs'ın ortasından bir yeşil hat geçiyor. Ve bu hatta Birleşmiş Milletler, biliyorsunuz, güvenlik teşkilatı orada yerleşmiş. Avrupa'nın değişik ülkelerinden insanlar orada görev ifa ediyorlar. Kuzeyde ne var? Türkiye'nin tanımış olduğu bir İslam İşbirliği Teşkilatı'na göre, değerli arkadaşlar, Kıbrıs Türk Devleti var. Bu isim nereden geliyor? Bu isim Annan planından geliyor. Annan planında Kıbrıs Türk Devleti diye geçer. Şu andaki isim nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Biz tabii bunun her ikisini de ne yapmışız? Kabullenmişiz. Kabul ediyoruz. Ve bu şekilde de tanıyoruz. Ha biz dünya genelinde ayrıca bir kampanyaya girmiş değiliz. Fakat Amerika verdiği sözü tutmamıştır.
Çünkü onlar da bu sürece olumlu destek vermişlerdi. Maalesef onlar da bu sözlerinde durmadılar. Ve daha sonra gönderilen aracılar vesaire hiçbirisi. Şu anda Güney Kıbrıs bütün bu görüşmelerde Annan, ondan sonra Ban Ki-moon dönemi hiçbirinde de samimi değiller. Bu işi çözmek istemiyorlar. Sadece oyalama politikalarıyla zaman kazanmaya çalışıyorlar. Yaptıkları budur. Şimdi sınır sorunu olan ortadan bölünmüş ve iki devletli bir ada, 40 yıllık büyük bir siyasi sorunun tarafı olan Güney Kıbrıs hangi kriterle, hangi ölçüyle Avrupa Birliği'ne üye yapılmıştır? Yok. Müktesebatın hiçbir şeyine bunların durumu uymuyor. Ama aldılar. Neden? Bunun adalet değeri var mı? İnsaf, hakkaniyet bunun neresinde? Yok böyle bir şey. Tamamıyla ideolojiktir. Ve bu ideolojik yaklaşımlarıyla bunu almışlardır. Ve Türkiye'ye yaptıkları o da ideolojiktir. Türkiye'yi almayışlarının tek sebebi de ideolojik yaklaşımdır. Şimdi pazartesi akşamı biz büyükelçilerle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Ankara'da bir toplantımız olacak. Yemekli bir toplantı. Orada tabii konuşacağız bunları tekrar. Neler geleceğini biliyoruz. Neler konuşulacağını biliyoruz. Biz Avrupa Birliği Bakanlığı'nı da kurduk. Şu anda 2 yıla yakındır bu şekilde devam ediyor. Eskiden Devlet Bakanlığı şeklindeydi. Şimdi müstakil bakanlık haline getirdik. İcracı bakanlık haline getirdik. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Bütün bu attığımız adımlar karşısında maalesef biz olumlu bir yaklaşımı bulamıyoruz. Ama buna rağmen yine de diyoruz ki ya sabır. Ve sabırla devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'yi eleştiren, Türkiye'yi sürekli mahkum eden, Türkiye'nin önüne sürekli kriterler çıkaran Avrupa Birliği'ne bugün ben bir soru sormak istiyorum. Çok net, çok basit bir soruyu Avrupa Birliği yetkililerine, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazı liderlerine buradan yöneltmek istiyorum. Ya siz bir yandan Türkiye'yi kriterlere uymamakla itham edip, bir yandan Türkiye'nin önüne yeni şartlar sürüp, bir yandan da Türkiye'ye çok ağır bedeller ödeten teröre neden bu kadar müsamaha gösteriyorsunuz? Sürekli terör sorunundan dem vurduğunuz halde niçin Türkiye'nin terörle mücadelesine gereken desteği vermiyorsunuz? Ben de aziz milletimde artık bu sorunun cevabını net bir şekilde, tatmin edici bir şekilde almak istiyoruz. Bakın, bir hesaplamaya göre terörün Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 30 yıl olarak değerlendirdiğimizde 350 milyar doların üzerinde. Terörün 30 yıldır siyaset üzerine yüklediği bir yük var. Demokrasi üzerine, özgürlükler üzerine yüklediği bir yük var. Şimdi bir yandan bu teröre müsamaha gösterip, değerli kardeşlerim, bir yandan da Türkiye ekonomisini, özellikle siyasetini, demokrasisini, özgürlükleri eleştirmek tam anlamıyla çifte standarttır. Kimi Avrupa ülkelerinde yıllardır kırmızı bültenle aranan azılı canilere kol kanat geriliyor. Değişik terör örgütlerinin liderleri, yöneticileri, üyeleri Avrupa sokaklarında özgürce, serbestçe ellerini, kollarını sallayıp dolaşırken uzaktan da hiç çekinmeden örgütlerini yönetebiliyorlar. Berlin'in göbeğinde bölücü terör örgütünün liderinin posterinin asılı olduğu bir çadır ve o çadırda para toplanıyor.
ve milyonlarca avro oradan bölücü terör örgütüne destek olarak geliyor. Türkiye'de cinayet işledikleri sabit olan, delillerle ortada olan militanlar mahkemelerde büyük bir hoşgörüyle yargılanıp komik cezalar alıp ertelenmiş cezalarla sokağa salıveriliyor. Tabii isimler değişik. Kültür dernekleri, vakıflar, gazete, dergi, televizyon, radyo, bütün bunlar böyle değişik adlar altında Türkiye'ye yönelik her türlü terörist faaliyeti rahatlıkla icra ediyorlar. Terör örgütlerinin para toplamasına, büyük finansman sağlamalarına, bu paraları sevk ve idare etmelerine aynı şekilde büyük müsamaha gösteriliyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi o azılı teröristler sınırları serbestçe geçip üzerlerine bomba yerleştirip benim ülkemde alçakça suikastlar düzenleyebiliyorlar. Biz bütün bunları Avrupalı yöneticilerin önüne koyduğumuzda bize ne diyorlar biliyor musunuz? Özgürlük. Hukuk diyorlar. Demokrasi diyorlar. Hele hele bir parlamento başkanının bana bir ifadesi var, hiç unutamıyorum. Biz terörizmin ve teröristin yerin altına girmesini istemiyoruz. Yerin üstünde olsunlar ki onlarla mücadelemiz daha rahat olsun. Tamam da sen yerin üstündekini rahat dört dörtlük takip ettiğini bize neyle ispat edeceksin? Bak biz sana adres veriyoruz, her şeyi söylüyoruz. Ama sen bunları bize teslim etmiyorsun. Allah aşkına, insan katletmek ne zamandan beri özgürlükten sayılır oldu? Katilleri serbest bırakmak ne zamandan beri hukuk oldu? Terör örgütü kurmaya, yönetmeye, insan katletmeye müsamaha göstermek ne zamandan beri demokrasi oldu? Sizin terörle mücadelenize biz sürekli destek vereceğiz. Mesele bizim mücadelemiz olunca 40 dereden su getireceksiniz. Bizim Avrupa Birliği üyeliği noktasında artık tahammülümüz zayıfladığı gibi teröre gösterilen müsamaha noktasında da hiç tahammülümüz kalmamıştır. Önce Paris'teki olay, ardından Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen bir vatandaşımızın da şehadeti, bir gazeteci kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan olay, Avrupa ile terör arasındaki muhabbetin artık daha güçlü bir şekilde sorgulanması gereğini ortaya koymuştur. Türkiye olarak bu ilişkinin, bu muhabbetin, bu müsamahanın üzerine çok daha kararlılıkla gideceğiz. Pazartesi günü inşallah Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelecek. Bu görüşlerimizi onlara da ifade edeceğiz. Görüştüğümüz Avrupalı her yetkiliye, her lidere tahammül sınırlarımızın artık son derece zayıfladığını altını çizerek belirttik, belirtiyoruz. Bizim çok güçlü ve büyük bir ekonomimiz var. Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler işsizlikte, bütçe açıklarında, kamu borçlarında çok ciddi sıkıntılar yaşarken biz Avrupa Birliği üyesi olmadığı halde, zorunlu olmadığı halde Maastricht kriterlerine en fazla yakınlaşan ülkelerden biri olduk. Şimdi ben size burada yeni bir rekoru daha müjdeleyeceğim. Değerli kardeşlerim, Merkez Bankamızın rezervleri bugün itibariyle, yani dün akşam itibariyle 125 milyar 234 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kaydediyor. Görevi aldığımızda neydi bu? 27,5. Rezerv şu anda 125 milyar doları aştı.
IMF'e olan 10 yıl önceki borç 23,5 milyar dolardı biliyorsunuz. Ve 10 yıl ödedik. Şu anda borcumuz 860 milyon dolar. Ancak önümüzdeki hafta 14 Şubat'ta IMF'e 435 milyon dolar ödeme yapacağız. Mayıs ayındaki son dilim ödemeyle de bu hesabı sıfırlayacak, bu defteri de kapatacağız. Şu anda da hala görüşmeler devam ediyor. IMF'in biliyorsunuz bizden borç talebi var. Onlara da 5 milyar dolar borç vermek için müzakerelerimiz devam ediyor. Tabii bu ara CHP Genel Başkanı Portekiz'e gitti biliyorsunuz. Orada Sosyalist Enternasyonel'de bir konuşma yaparak bir kez daha kendi ülkesini, Türkiye ekonomisini yerden yere vurmaya çalıştı. Ben eminim ki CHP Genel Başkanı'nı dinleyen üyeler, özellikle de İspanya, Yunanistan, Portekizli üyeler bu yoldaşın kendi ülkesinden bile haberi yok demişlerdir. Avrupa ekonomisinden hiç haberi yok. İşlerinden de kıs kıs gülmüşlerdir. Bütün Avrupa'da Türkiye ekonomisinin başarı hikayeleri konuşuluyor. İşte bu hafta biliyorsunuz Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'daydık. Hepsiyle bunları etraflıca görüştük, konuştuk. Hepsi övgü yağdırırken bu beyefendi de çıkmış Portekiz'de maalesef yergi ortaya koyuyor. Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği sessiz devrimler her yerde konuşuluyor. Herkes Türkiye başarısından bahsediyor. Bu ülkemizin ana muhalefeti, özellikle başkan, gidip kendi hezeyanlarını anlatıyor. Tabii CHP Genel Başkanı'nın Güney Afrika'daki Sosyalist Enternasyonel toplantısı gibi Portekiz toplantısı da ibretlik maceralarla geçti. Onu salı günü grup toplantımızda detaylı olarak vermem gerekiyor. Orada konuşacağım için bugün bu gündeme girmeyeceğim. Çünkü trajikomik bir Sosyalist Enternasyonel toplantısında bu tür ifadeleri kullanıyor. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşim, güçlü, dirençli, sağlam ekonomisiyle Türkiye büyürken tabii hem ekonomimize hem huzur ve güvenliğimize tehdit oluşturan terör meselesini de inşallah gündemimizden çıkarmak durumundayız ve bunun mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ve Türkiye'ye ağır bedeller ödeten, ağır bedeller ödettiği için de Türkiye'yi çekemeyenler tarafından sürekli desteklenen, korunan, kollanan bu terör olgusundan tamamen kurtulmak durumundayız. Hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkardığımız bir yasayla terörün finans kaynaklarına da artık ağır bir darbe vuruyoruz. Terörün dış bağlantılarının da daha güçlü şekilde üzerine giderek inşallah milletimizin de desteğiyle biz bu meseleyi bir çözüm yoluna koyacağız. Bu konuda da kamuoyunda yersiz bir kısım kaygı ve endişelerin oluştuğunu görüyorum. Kimse endişe etmesin. AK Parti hükümeti hiçbir haksızlığa, hiçbir mağduriyete, hiçbir hukuksuzluğa kesinlikle geçit vermez. Böyle bir duruma asla kesinlikle izin vermez. Terörün finansmanı ile ilgili tasarıyı hazırlarken insan hakları, hukuk ve güvenlik arasındaki dengeyi çok büyük bir hassasiyetle gözettik. Bir kere içeride terörün finansmanı ile ilgili konularda bir değişiklik yapılmıyor. Eskiden olduğu gibi bundan sonra da içerideki meselelerde yetki yargıda olacak.
Birleşmiş Milletler kararları ve yabancı devlet talepleri konusunda Bakanlar Kurulumuz yetkili olacaktır. Bu tür durumlarda Bakanlar Kurulu büyük bir hassasiyetle şikayetleri değerlendirecek, hiç kimseyi mağdur etmeden kararlarını alacaktır. Yani bu yeni yasayla ilgili olarak hiçbir endişeye, hiçbir bu noktada kaygıya mal yoktur. Tersine bu yeni yasa gerek Türkiye'de, gerek küresel ölçekte terörle mücadeleye güç katacak, etki katacak bir yasadır. Terörle mücadeleden taviz vermeden, silahların bırakılması, silahların susması, fikirlerin ve siyasetin konuşması için kararlı şekilde adımlarımızı atıyoruz ve atacağız. Ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bölücü terör örgütü silahlarını bırakmadığı sürece güvenlik güçlerimizden kimse operasyonları durdurmasını beklemesin. Kimse. Bölücü terör örgütü silahları bırakacak ve bırakmakla da kalmayacak. Biz de diyoruz ki üçüncü, ikinci neyse ülkeye gidecekse Türkiye sınırları içerisinde olanlar sınırlarımızı terk ederken bizler bundan önce düşülen yanlışlara fırsat vermeden onların yurt dışına çıkışlarını da bu noktada müsamaha ile karşılarız. Yeter ki ülkemizin huzuru, refahı bu noktada güvence altında olsun. Hayırlı bir niyetle çıktığımız bu yolda milletimizin desteği ve duasıyla inşallah hayırlı bir neticeyi elde edeceğiz. Çok değerli İstanbullu kardeşlerim, teşkilatımızın değerli mensupları, 2014 yılı Mart ayında yapılacak olan mahalli seçimlere artık şurada 13 ay gibi bir süre kaldı. Tabii burada şu anda bazı projelerimizin hakikaten görüntüleri var. İşte Yaslada artık inşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası oluyor ve bununla ilgili yasal çalışmaları hazırladık ve süratle de inşallah inşaatına başlayacağız. İnşallah seçimlere yetiştirmenin de gayreti içinde olacağız. Ve Yaslıada'da farklı bir proje, Sivriada'da farklı bir proje uygulamak suretiyle orada farklı bir bütünlüğü inşallah ortaya koyacağız. Her zaman ifade ediyorum. Biz seçim çalışmalarını, değerli kardeşlerim, seçimin bittiği, sandıkların kapandığı andan itibaren başlatırız. Yani biz bugün seçim çalışması başlatmıyoruz. Seçim çalışması bizim Haziran'da başladı. 2011 Haziran'ında seçim bitti. Ardından 2014 Mart'ının çalışmaları başladı. Bütün hazırlıklarımız nereye yönelik? Buna yönelik. Şimdi artık yol haritasının son demlerindeyiz. Ve biz dikkat ederseniz diğer partiler gibi seçime bir ay, iki ay kala sahaya çıkanlardan değiliz. Bu sandıklar kapanıyor, yeni seçim için hazırlıklar başlıyor. Biz millet önünde muhasebesini sadece seçimden seçime yapan değil, her an, her dem millete hesap veren, millet önünde kendisini hesaba çeken bir partiyiz. Bu kadro gece başını yastığa koyarken bugün milletim için ne yaptım, ülkem için ne yaptım diyen bir kadrodur. Mahalli seçimlere 13 ay kala. Özellikle de İstanbul'da çalışmalara artık daha da hız kazandırılmasını ben sizlerden rica ediyorum. 12 Haziran seçimleri öncesinde İstanbul için hatırlayın çok büyük projeler açıklamıştık.
Bu projeler şu anda belirlenen takvim çerçevesinde ilerliyor. İşte asrın projesi olarak bilinen Marmara'yı inşallah 29 Ekim'e yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz ve 29 Ekim'de inşallah hizmete açıyor. Ankara-İstanbul hızlı tren hattı da inşallah tamamlanma aşamasına geldi. Büyük ihtimalle onu da Eylül-Ekim'e yetiştireceğiz. Belki olur ha, ikisini aynı anda da aşabiliriz. Veyahut da birer hafta birer arayla açalım ki heyecanı bir anda tüketmeyelim. Bu da olabilir. Tabii bu arada Sarayburnu Haydarpaşa arasına lastik tekerli araçların geçeceği katlı tüp geçidi az önce gördünüz. O proje de yoğun bir şekilde devam ediyor. 2015 yılında da inşallah onu açacağız. O proje de hızla devam ediyor ve söz verildiği gibi 2015'te onun da açılışını yapacağız. İstanbul'a biri Avrupa yakasında, diğeri Anadolu yakasında olmak üzere Avrupa, Asya iki şehir projemiz vardı. Bunun hazırlıkları sürüyor. Ve bu iki şehir projesiyle adeta bir yeni İstanbul inşa edeceğiz. Takribi olarak toplamda 2 milyon nüfusu olacak bir şeklinde. Ve bunlar bir farklılık inşallah o bölgeye getirecek. Zira yakın bölgesinde de biliyorsunuz dünyadaki en büyük hava limanlarından bir tanesi olan 3. havalimanını inşallah inşa ediyoruz. Şu anda hazırlıklarımız tamam ve iş ihale sürecine girmiş vaziyette. İhalesini yapacağız. Kim sahiplenirse ihaleyi alacak ve böylece onun inşaatını da başlatacağız. Şimdilik tabii bunların hepsi ihalede süreyi kısaltmada olabilir. Yani bizim belirlediğimiz hedef burada bunu 3 yıl içinde bitirelim. Böyle bir hedef koyuyoruz. Niye? Bu millete o yakışırdı onun için. Süratle bitirelim. Ve bizim müteahhitlerimiz dünyada Çin'den sonra 2. sırada olduğuna göre artık onlar da bu gücünü ortaya koyacak. Diyecek ki biz bunu evelallah 3 yıl değil 2,5'ta da belki bitiririz diyecek. Ve bunlar sözleşmenin içinde yer alacak. Orada belki birisi diyecek ki ben 4 yılda bitiririm. Öbürü 3 yılda bitiririm. Ama BOT sistemi olduğu için, yap işlet devret olduğu için bu ihaleye giren firmaların işine kısa zamanda bitirmek daha çok geliyor. Bu da olabilir. Tabii bunun yanında bizim meşhur Kanal İstanbul projemiz var biliyorsunuz. Ve şu anda Kanal İstanbul projesinin de hazırlıkları devam ediyor. İnşallah onu da bu yıl içerisinde ihalesini onun da yapıyoruz. Ve bu ihaleyle birlikte de Kanal İstanbul sadece bir kanal olmayacak. Bu kanalın da her iki yanında adeta yalılar demeyeyim ama benzer güzellikteki bir şehir inşa edilecek. Bunlar o yukarıda inşa edilen şehirlerin mütemmim cüzü olacak. Çünkü o kanala da farklı güzellikler katacağız. Neyle? Bununla. Bütün bunlar ince hesaplarla geçiyor. Bir diğer olay, değerli arkadaşlarım, o da İstanbul'umuzun Anadolu ve Avrupa yakasına iki büyük alan tesis ediliyor. Çalışmalarını Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yürüttük, yürütüyoruz. İnşallah bunlardan bir tanesi Yenikapı'da devasa bir alan ve
aklımda kaldığı kadarıyla inşallah orada 750 bin metrekarelik bir alan kazanacağız. Ve artık mitingler şunlar bunlar için acaba Taksim Meydanı mı olsun, acaba şurası mı olsun, burası mı olsun diye bir şey olmayacak. Miting mi yapacaksın kardeşim? Buyur. Git orada yap. Doldurur musun, doldurmaz mısın bizi ilgilendirmez. Git orada mitingini yap. Bir tane de Anadolu yakasında yapacağız. O da Küçük Yalı Maltepe. O civarda. Ve oradaki alanımızda yaklaşık 1 milyona yakın kişilik metrekarelik bir alan olacak. Ama orası neyse, başkan daha da büyüttü. 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan diyor. Dolayısıyla orada da böylece bir alan kazanacağız. Ve bu alanlarla hem güzellik kazandırıyoruz hem de artık İstanbul'un miting alanı var mı yok mu? Var. Orada da var, orada da var. Yani sokak aralarında miting yapma devrini İstanbul'da kapatıyoruz. Bu iş bitiyor. Bitmedi. Yeni bir şey daha var. Nedir o? Değerli kardeşlerim, Taksim Meydanı olayı var. Şu anda Taksim Meydanı'nda biliyorsunuz trafiğin alta alınma çalışmaları devam ediyor. Ne kıyametler koptu ya. Ha bunlar hizmet diye bir şey anlamıyor. Bu ülkede bu sol var ya bir gariptir. Bunlar hizmet diye bir şey asla bunların dünyasında yok. Bunlar yani nasıl kalktıysalar öyle yatmak isterler. Biz hayatımızı dünyadaki gelişmelerle güncelleyerek devam ettiriyoruz. Ve bütün trafiği alta alarak İstanbul'un içinde adeta böyle tarihle kucaklaşan bir meydan ne yazık ki yok. Şimdi bunları düzenleyeceğiz. Şimdi nasıl Sultanahmet bizim için önemliyse, nasıl Beyazıt Meydanı önemliyse ki üzerinde daha da çalışacağız. Aynı şekilde Taksim Meydanı da aslına rücu edecek. Neyle edecek? İşte orada bir Taksim kışlası var idi. Yaklaşık 150 yıllık mazisiyle. Şimdi biz bu Taksim kışlasının aslını oraya bütün her şeyini bulduk, çıkardık. Onun burada inşa edilmesini istiyoruz. Ha birileri de buna karşı çıkıyor. E tamam, kim karşı çıkmış? İstanbul'daki kurul çıkabilir. Peki. Ama bu kurulun üstünde de bir yer var. O nerede? Ankara'da. Ha Ankara'da kurulun çıkmış olduğu bu kararı eline alacak, değerlendirecek, gereğini yapacak, redde red verecek, bitecek bu iş. Niye? Niye? Biz yanlışların arkasından giden bir iktidar değiliz. Buranın tarihinde bu var mıydı arkadaş? Vardı. Varsa bunu biz yeniden orada yaparız. Bu nasıl bir anlayıştır ya? Yeri geldiği zaman tarihi eserlere dokundurtmayız. E burada nasıl dokundurtuyorsun? Burada nasıl dokundurtuyorsun? Tarihi eserleri yıkmışsınız, götürmüşsünüz. Hatta Taksim Stadı yapmışsınız. Ondan sonra adını gezi alanı koymuşsunuz. Arkadaş, biz şimdi aslını orada inşa ediyoruz. Ve aslı orada inşa edildiği zaman ve trafik de alta alındıktan sonra siz İstiklal Caddesi'nin mütemmimi olarak oradaki alışveriş yerinden tutunuz rezidansına, bir tarafında da inşallah belli bir miktarında da onu da değerlendireceğiz. Bir müze yapmak suretiyle burası çok daha farklı bir çekim alanı oluşturacak. Ve bu çekim alanını inşallah dünyaya farklı bir şekilde sunma imkanımız olacak. Onu şimdi değerlendirmeyeceğiz. Vakti saati geldiğinde değerlendirelim ki tadı olsun, lezzeti olsun. Şimdi CHP'liler ne yaptı? Geçen günü Taksim Meydanı'na çıkmışlar, orada basın toplantısı yapıyorlar.
Ya sizden başka bir şey beklenmez zaten. Ya şu CHP'nin genel başkanı bir günde çıksın, biz bu ülkede şunu 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 yapacağız desin be. Yok. Hiç duydunuz mu? Yok. Sadece iktidarın yaptıkları üzerinden acaba nasıl eleştiririm, nasıl vururum? Hakaret, şu bu. Ya bir de yapacaklarını söyle be. Yapacaklarını bir söyle. Biz de gelirsek, gelmeyeceksin ya, şunu yaparız de. De. Yok. Şimdi bunlar biliyorsunuz köprüye de karşıdırlar. Birinciye karşı oldular, ikinciye karşı oldular. Şimdi üçüncüye başlıyoruz, buna da karşılar. Şimdi üçüncü köprü biliyorsunuz başladı. Şu anda müteahhit firma, girişimci firma yoğun bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar, Boğaz'da üç köprüye bunlar karşı. Bakın Macaristan'da çok enteresan, Tuna Nehri üzerinde konuşuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Tuna Nehri'ni izliyoruz. Ne dedi biliyor musunuz? Enteresan. Kaç tane köprü var dedim Sayın Cumhurbaşkanı. Şöyle durdu durdu. O da herhalde sayıyı takip edemiyor yani. O kadar köprü var. 9 tane köprü var dedi. Ve o köprüler de tabii oradaki derinlik filan bizdeki gibi olmadığından dolayı asma köprü değil. Bir tanesi asmaydı. Diğerleri ayaklar yere temas eden köprüler şeklinde, daha çok demir çelik ağırlıklı. Şimdi bizim üçüncü köprü 4 gidiş 4 geliş olacak. Bunun yanında bir de bizim üçüncü köprümüzde arkadaşlar 2 hat tren için olacak. Ve artık oradan tren gidecek. Şimdi böyle bir üçüncü köprü yapıyoruz. İnşallah eşsiz bir köprü olacak. Böyle bir özelliğe, güzelliğe sahip olacak. Ve bununla da kalmıyoruz. İstanbul-İzmir otoyolu aynı şekilde İzmit Körfezi'ne yapılacak muhteşem bir köprü üzerinden geçerek o da tamamlanacak. Ve otoyol inşaatıyla birlikte köprü çalışmaları şu anda biliyorsunuz o da devam ediyor. İstanbul'un turizm, kültür, sanat, tarihi miras gibi zenginliklerini de büyüterek İstanbul'umuzu dünyanın her daim kültür başkenti haline getirerek inşallah çok farklı şekilde büyütmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, tabii bir diğer yandan da özellikle üzerinde ısrarla durduğumuz konu gerçi az önce şöyle bir kısa değindim ama ben tabii bu yaslı adayla sivri adaya çok önem veriyorum. Ve oradaki inşa edeceğimiz tesisler otelleriyle, müzeleriyle, sergileriyle, teşhir salonlarıyla ve bir de sivri adadaki inşa edeceğimiz şu anda 1500 kişilik falan düşünüyoruz ama oradaki aynen buna benzer bir kongre merkeziyle gayet güzel bir hakikaten mimari çizimi var. Onunla birlikte ortaya bir farklılık arz eden tablo çıkacak. Yani uluslararası toplantıları yapmak isteyenler eğer büyük çaplıysa orada gelip yapabilecekler. Eğer katılım çok yüksekse karşı tarafta Pendik, Kartal, buralardaki oteller aynı zamanda orada hizmet vereceği gibi aynı şekilde Yaslıada'daki otel de hizmet vermiş olacak. Ve bu tür bir anlayışla burada Türkiye'nin ilk defa uluslararası toplantılarda bazen böyle adaya bizi götürürler. O adada bütün çalışmalar bir hafta mı sürecek? O adaya sizi adeta hapsederler ve çalışmayı orada başlar, orada bitirirsiniz. Dışarıyla ilgi, alaka hiçbir şey olmaz. Şimdi burada da böyle bir yapı aynı zamanda
küçük boyutta da büyük boyutta da olmuş olacak. İşte biz 13 ay boyunca bu projelerle konuşacağız. Bu projelerle yolumuza devam edeceğiz. Yaptıklarımızı anlatacağız. Yapılıyor olanları anlatacağız ve İstanbul'umuza kazandıracak projeleri İstanbulluyla paylaşacağız. Muhalefet öfkenin, hırçınlığın, kıskançlığın diliyle konuşurken biz projelerin diliyle konuşmaya devam edeceğiz. İstanbul'da her sokağa, her haneye, her iş yerine ulaşacak vatandaşımıza, İstanbullu kardeşlerimize geleceğin İstanbul vizyonunu anlatacağız. Geçmiş 4 dönemde olduğu gibi İstanbul inşallah emin ellerde büyümeye devam edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum ve farklı danışma toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri en